Yaşamak kolay değildi ya kardeşler. Ölmek de değildi. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Bir zamanlar madalyalar kazanan milli bir güreşçiydi Yavuz Selekman. Dönemin gazetelerine manşet oluyor, devlet başkanlarıyla görüşüyordu. Sonra Yeşilçam'a geçti. Onlarca yapımda yer aldı. Bu kez ismi değil, siması ünlüydü. Ancak Yeşilçam demek, karakter oyuncuları ve emekçileri için vefasızlık demekti. 67 yaşında vefat ettiğinde ölümü gazetelerde doğru dürüst haber bile olmadı. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Bu çalışmamızda Yeşilçam'ın farklı yüzü Yavuz Selekman'ı hatırlatalım istedik. Oyunculuk zamanları medyada hiç görünmeyen, kimsenin de kapısını çalıp bir röportaj yapma gereği duymadığı usta oyuncunun bilinmeyenlerini ve film gibi hayatını derlemeye çalıştık. Ulan ben sana kalkınca kalkacaksın! Kalk! Bulgaristan göçmeni Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ın 1937 yılında doğan çocuklarından biriydi İsmail Yavuz Selekman. Atletik ve sporcu bir yapısı vardı. Küçük yaşlarda İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde güreş eğitimi aldı. Çok geçmeden ülkenin en iyi güreşçilerinden biri oldu Yavuz Selekman. Milli takıma seçildi. 1961-1962 dünya şampiyonalarında iki kez üçüncü oldu. Dönemin gazetelerinde boy boy fotoğrafları ve haberleri vardı. Yavuz Selekman 1963 Akdeniz Oyunlarında şampiyon, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ise 8. oldu. Ülkeye yaşattığı gurur nedeniyle oldukça popüler bir isimdi. Hatta 1964'te dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'le bir araya gelmesi gazete manşetlerine böyle yansımıştı. Güreşte birçok derece kazandı Yavuz Selekman. Aynı zamanda antrenörlük de yaptı. İzmir Belediyesi'nin güreş takımını da çalıştırdı. Kısa bir süre polislik de yaptı. Ancak bu iş bana göre değil deyip bıraktı. Sonrasında günümüzde Amerikan güreşi olarak bilinen pankras güreşçiliği de yaptı. Yavuz Selekman'ın gözü Yeşilçam'daydı. Sporcu yapısı ve fiziği de buna uygundu. 1965'te sektöre küçük rollerle girdi. Aynı yıl birkaç yapımda yer aldı. Onlardan birisi de Kartal Tibet'in Kara Oğlan, Altay'dan Gelen Yiğit filmiydi. Sonraki yıllarda da benzer kahramanlık filmlerinde yer aldı Yavuz Selekman. Hem iyileri hem de kötüleri canlandırıyordu. Cüneyt Arkın filmlerinin de vazgeçilmez isimlerinden biriydi. Bazen kötüleri oynasa da genellikle esas oğlanın kan kardeşi, yoldaşı rollerindeydi. 1973 yılında ise Amerikan filmlerinden esinlenip yapılan 3 Dev Adam filminde bir süper kahramanı canlandırdı Yavuz Selekman. Akılda kalan rollerinden birisi de Kadir İnanır'ın 1974 tarihli Bir Yabancı filmidir. Sarıya boyattığı saçlarıyla soğukkanlı bir katili çok iyi oynamıştır. 3 yıl sonra Cüneyt Arkın'la kamera karşısına geçtiği Hınç filmiyle bu kez haksızlıklara, kötülüklere boyun eğmeyen bir emektarı başarıyla canlandırdı. 1975 tarihli Ağrı Dağı Efsanesi filminin de öne çıkan isimlerindendi Yavuz Selekman. Yavuz Selekman, Yeşilçam'ın komedi filmlerinde de oynadı. Aptal Şampiyon'da Demircan'ı, Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filminde ise mafya adamı Hamdi'yi canlandırdı. O filmin hala çok izlenmesinden dolayı en çok akılda kalan rollerinden biri oldu. 1970 ve 80'li yıllarda çok sayıda filmde rol aldı Yavuz Selekman. Bazen Cüneyt Arkın'dan dayak yiyen kötü oldu, bazen de ona yardım eden can yoldaşı. Yıllar geçip gitti. 1991'de kendisi gibi boksör olan Cemal Kamacı'nın hayatının anlatıldığı Benim Zaferim filminde de rolü vardı. Artık orta yaşlara merdiven dayamıştı. 6 olur, 7 olur. Allah'ın dediği olur. Yavuz Selekman film setleri ve sahnelerde çevik, güçlü hareketleriyle dikkat çeken bir oyuncuydu. Yeşilçam emektarı Hasan Yıldız yıllar sonra onunla ilgili paylaştığı bir anısında derede at üzerinde Yavuz Selekman'ın film icabı kendisini nasıl yere serdiğini ve az kalsın boğulduğunu anlatır. Ben Bizans komutanını oynuyorum. Karşı tarafın kaçakları var, onları arıyoruz. Geldik bir tane ırmağın başına. Yönetmen, suya dalacaksınız Hasan. Bu atı suyun içinde devireceksin dedi. Yavuz Selekman ağabey, tamam dedi. Ben sudan çıkınca boynunu büker deviririm dedi.
Yavuz ağabey dedim. Boynunu bükmeyle bu at devrilmez dedim. Sen çok güçlü adamsın, pehlivansın ama bu at devrilmez dedim. Ben deviririm, sen bana bırak dedi. Su derin, biraz daha gittik, ben atı devirdim. Yavuz ağabey bir atladı üstüme, atla beraber yan döndük. At suyun içinde aniden yan döndü. Ayağım üzengiden çıkmadı. Yavuz ağabey atladı, ben atın altında kaldım. Boğulma tehlikesi geçiriyorum. Nefes aldığım kadar dayanabildim. Ayağımı kurtardım. Ben atın yan tarafından kendimi bir attım dışarı. Yavuz ağabey atın üzerinde kalmış debeleniyor. Ondan sonra üzerime bir atladı, beni bir daha gömdü mü suya? Nefessiz kaldım. Yavuz ağabey boğuluyorum dedim ama duymadı. Bana yumruk salladı. Suya soktu, çıkardı, ben tekrar devrildim. Baktım bunun bırakacağı yok. Bunun suratına bir patlattım gerçekten. O da düştü suyun içerisine. Ben artık kalktım, doğruldum, bir nefes aldım. Rejisör bağırıyor oradan, devam diyor. Yavuz ağabey sudan kalktı, bir daha üzerime atladı. Yani boğulacağım artık. Ağabey boğuluyorum, boğuluyorum, keselim artık dedim. Sonunda sahne bitti. 90'lı yıllar artık Yeşilçam'ın bittiği, birçok emekçisini yüzüstü bıraktığı yıllardı. Yavuz Selekman buna dahil değildi. Birçok filmin yanı sıra özel televizyon kanallarıyla birlikte art arda çekilen dizilerde de yer almaya başladı. 1992'de Cüneyt Arkın ve Fikret Hakan'la beraber oynadığı Polis adlı yapım rol aldığı ilk diziydi. 90'lı yıllar ve 2000'lerin başında Yavuz Selekman daha çok dizilerde oynadı. 60'lı yaşlarına merdiven dayamıştı ve artık genellikle iyileri canlandırıyordu. En son dikkat çeken yapımı ise Dumanlı Yol adlı diziydi. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Ancak 2004 yılında çekimler sırasında rahatsızlandı. Hastaneye götürüldüğünde acı gerçekle karşılaştı. Kansere yakalanmıştı ve illet birçok organa sıçramıştı. 3 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Hastalığın çok geç farkına varılmıştı, tedavi işe yaramadı. Güreş minderlerinin pehlivanı, Yeşilçam'ın heybetli oyuncusu 8 Mart 2004'te 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eyüp Sultan Tokmaktepe mezarlığına defnedildi. Yaşamak kolay değildi ya kardeşler. Ölmek de değildi. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Yavuz Selekman 37 yılda 80'i aşkın film, dizi ve yapımda yer aldı. Kimisinde karakter oyuncusuydu, kimisinde başrole yakın rollerde oynadı. Ancak birçok Yeşilçam emektarı gibi kıymeti pek bilinmedi. Vefat haberi medyada doğru dürüst yer almadı bile. Yavuz Selekman sadece bir oyuncu değildi. Aynı zamanda 60'lı yıllarda ülkeye birçok madalya kazandıran, uluslararası arenada gurur yaşatan milli bir güreşçiydi. Buna rağmen yazılı ve görsel medyada onunla ilgili bir röportaja, detaylı bir habere ve bilgiye rastlamak oldukça zor. Güreşçi kimliğiyle 60'lı yıllarda birçok gazeteye haber olan Yavuz Selekman, kendi tercihi mi bilinmez Yeşilçam döneminde bundan mahrum bırakıldı. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Yavuz Selekman'ın oğlu Bahadır Selekman da 2007 yılında babasıyla ilgili paylaştığı bir mesajda onun neden ön planda olmadığını bu sözlerle anlatmıştı. Babam yaşarken değeri bilinmeyenlerdendi. Şimdi de artık yeni nesiller geldikçe tanınmıyor doğal olarak. Daha çok eskiler iyi tanır. Babam bu ülkeye çok emeği geçmiş birisi aslında. Kendisini bilmeyenler vardır belki. Sporcudur, eski milli güreşçilerdendir. Sporcu kimliğinin yanı sıra Yeşilçam'a fizik yapısının iyi olması sebebiyle geçiş yapmıştır. Bu geçiş güreş camiasında pek hoş karşılanmamıştır. 70'e yakın film ve dizide rol almıştır. Bence ismi daha çok duyulabilirdi. Ama kendisi kendi halinde gözü yukarılarda olmayan birisiydi. Çok ama çok iyi niyetli, eşi bulunmayacak ender bir insandı. Elinden her türlü iş gelirdi. Çok yetenekliydi. Kendisini çok özlüyorum. Bu yaşta bu göbekle utanıyorum. Her şeye rağmen 67 yıllık yaşamına çok sayıda güreş madalyasının yanı sıra unutulmaz filmler sığdırdı İsmail Yavuz Selekman. Malkoçoğlu'yla Battal Gazi'nin Yoldaşı, Aptal Şampiyon'un Demircan'ı ve Sahte Kabadayı'nın Hamdisi gibi filmlerle Yeşilçam'da iz bıraktı. O filmler sayesinde daha nice seneler ekranlarda olacak. Acılarım yok, size sattım. Derde kapanmasa görecektiniz. Az daha ağlayacaktım.